Yerel yöneticilikte efsane olmuş, İstanbul gibi bir metropolü ayağa kaldırmış bir başkanın lideri olduğu bir partidir. Bakın 20-21 yıldır kesintisiz iktidar olmanın sorumluluğu var. Ama o gün 2 ay daha alınan başkanlığı şimdi 18 yıldır devam ettiriyor. Öyle ilginç bir şey var. Bursa Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük bir şehir. Yani Tayyip Erdoğan'ı halka bu kadar sevdiren şey neydi? Köprüyü kavşağı yaparsınız. Önemli olan gönüllere dokunmak. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadık. Biz büyük bir nimetin üzerinde çok fazla çalışmamız lazım. Bir siyasetçi olarak eleştiriye açık bir isim. Samimi, gerçekten şehrin menfaatine olan bir konuyu can kulağıyla dinleyen. Bütün büyük şehirler dünyada da, Türkiye'de de ulaşımı konuşuyor. Biz tabii bugünkü Ali Nur Aktaş ismini biliyoruz, duyuyoruz ama şöyle geçmişe doğru baktığımızda bir öğrencilik hayatı var, lise, üniversite yılları var, ticarete girişi var. Siz nasıl bir öğrenciydiniz? Yani ortanın üzeriydim bir kere. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ortanın üzeri, yani çok zeki, çok çalışkan bir öğrenciydim dersem şey olur ama normalde derslerim iyiydi. Teşekkür, takdir falan veya bir zayıfım falan gelirdi. İlk senem üniversiteyi kazanamadım mesela. Lisedeyken coğrafya öğretmeni olmayı çok istiyordum. Çok gezmeyi, yeni bir şehir, yeni bir kültür tanımayı çok severim. Hala da benim için bu kıymetlidir yani. Ama ilk sene üniversiteyi kazanamadım. Üzüldünüz mü kazanamayınca? Ya benden ziyade rahmetli annem çok üzüldü. Annem beni 40 yaşında dünyaya getirmiş. Tek erkek çocuk olduğum için, bir de babayı küçük yaşta kaybettiğim için. Mekan cennet olsun. Mali anlamda çok büyük bir problemimiz yoktu. Yani çok maddi durumu çok çok iyi değildi belki ama babamızdan kalan, rahmetli babamdan kalan gelirlerimiz vardı. Onlarla geçiniyorduk. Annem çok üzüldü yani. Okumamı çok arzu ediyordu. Ve ikinci sene ben yine kazanamadım. Tabii ikinci sene yine kazanamadım. Ama biraz çok niyetim de yoktu. Kafamda hep ticaret yapma isteği vardı yani. Ve ben üçüncü sene üniversiteye kazandım. İki senelik aradan sonra. Anneyi yani mutlu ettik yani üçüncü sene. Tabii. Annem acayip mutlu oldu. Fakat bu sefer de evden gidiyorum diye ağlamaya başladı. Yalnız kalacaktı falan böyle. Çünkü artık annem de 60'lı yaşlara gelmişti yani. 59 yaşında falandı. Dolayısıyla ben hatta ev tutalım dedi, beraber kalalım. Ya anne bir gideyim ben, bir yurt ortamı, yurtta çıkmış bir yurtta kalayım falan, sonra bakarız diye. Tabii ben ikinci sene yatay geçiş yaptım. Uludağ Üniversitesi'ne geldim, Bursa'ya. Dolayısıyla evden gittim geldim. Bursa'da evim oldu. Yani ben İnegöl'de oturduğum için Bursa'da evim oldu, Emirhisar'da falan. Annem de dönem dönem gelirdi rahmetli. Dolayısıyla yani şeydim. Mesela bir şey itiraf edeyim. Lise 2. sınıfta sınıf başkanı yaptılar beni. Böyle kıran kırana bir adaylık süreci vardı. 2 ay sonra sınıf öğretmeni beni görevden aldı. Çünkü en çok ben yaramazlık yapıyordum. Sınıfta başkanın çok etkisi yoktu. Dolayısıyla kulakları çınlasın. Matematik öğretmenimiz vardı. Sınıf öğretmeni Nurhan Hanım. Beni görevden aldı mesela. Bir başka arkadaşımızı sınıf başkanı yaptı. Ama o gün 2 ay daha alınan başkanlığı şimdi 18 yıldır devam ettiriyorum. Öyle ilginç bir şey var. Sizin hayatınızda yani öğrencilik yıllarınızda hayalinizde ticaret vardı anladığım kadarıyla. Siyaset herhangi bir yerinde var mıydı? Şimdi ben kamuda hiç çalışmadım. Yani sadece bir yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Üniversite sonrası İngilizce öğretmen açığı vardı İmam Hatip Ortaokulu'nda. O zaman böyle bir teklif gelmişti İmam Hatip mezun olmaması bile. Gerçi beni kız bölümüne verdiler. Bir başka arkadaşımız erkek bölümüne verdiler. Yani kamuysa o var. Bir de 16 ay yedek subay askerlik yaptım. Bir de o var ama 18 yıldır belediye başkanıyım. Nihayetinde bu da bir kamu. Benim hayalim şeydi, ticaret erbabı olmak. Rahmetli annem çok istedi. Oğlum bir devlet memuru ol. Mesela üniversite okudum, işletme okudum, Uludağ İşletme mezunuyum. 4 sene boyunca anneme ben ne olacağımı anladım. Ben mali müşavirim aynı zamanda. 3 yıl yaptım o mesleği. Anne mali müşavir olabilirsin, noter olabilirsin. Hatta kaymakamlık sınavı hakkı var ama ben bunların hiçbirine olmayacağım diyordum. Ne yapacaksın? Anne ben ticaret erbabı olacağım diyordum. Ama şey mesela çok zengin olacağım ve çok para kazanacağım, çok hayır yapacağım diyordum. Annem de ya oğlum bir memur olsan diyordu. Sabah 8, akşam 5 çalışsan. Cumartesi, pazar günleri diyordu. Evinde çoluğunla çocuğunla beraber. Annemin de öyle bir hayali vardı yani. Ama ben mesela şimdi sizi dinlerken çok da mutlu oldum bir anda. Sizin bir yandan. Sizin annenizle de çok iyi bir iletişiminiz de varmış tabii, yani. Tabii. Bu çok kıymetli yani bir şey. Ben yani şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Annesi sağ olanlar bir kere annelerinin her halükarda bir kırgınlık falan varsa hayır dualarını alsınlar bana göre. Gönüllerini hoş etsinler. Annesinin başta olmak üzere babasının hayır duasını alan adamın ben kolay kolay sırtının yere geleceğine inanmıyorum yani. Ben annemin hayır duasını almış birisiyim yani. Ona inanıyorum. İnşallah öyledir. Vallahi ham dediği yerde hamam kuruyordum. Yani o kadar özel gayret ederdim ki onu mutlu etmek için. Muhakkak böyle kızdığımız, kırdığımız zamanlar olmuştur ama
İnanın 3-5 dakika sürmemiştir. Gönlünü almışımdır. Ben o kısmın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim hayatımda Allah bana bazı güzellikler nasip ettiyse, bizim kişisel olarak tabii ki belki emeğimiz, katkımız vardır ama harici kaynak olarak en önemli kaynağın önce Cenab-ı Allah'ın takdiri, sonra da annemin duası olduğunu inanıyorum. Yani. Belediye başkanı oldunuz İnegöl'de. İlk gün makama oturduğunuzda veya bu görevin işte netleştiğinde, kesinleştiğinde ya bu şehre şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım dediğiniz ne oldu? Yani ilk belediye başkanlığı gününüz nasıl geçti? Ya Adem kardeşim şimdi tabii çok eski kasede bir süreç, 18 yıl geriye sarıyorum yani. 1 Nisan günü başlamıştım, bir de böyle bir 1 Nisan şakası gibi. Şimdi az önceki soruda da dediniz de belediye başkanlığı gibi bir hayaliniz var mı veya siyaset gibi bir hayaliniz? Bana 2001 senesinde AK Parti 14 Ağustos'ta kuruldu. 2001'in Nisan Mayıs'ında İnegöl'de bir siyasi partiden teklif geldi. Yönetim kurulu üyesi olur musunuz diye. Ben de onlara şunu dedim. Ben düşünmüyorum dedim. Çünkü yönetici olduğum firmada üst düzey yöneticiydim. 5-5,5 yıldır çalışıyordum. Yakın bir zaman içerisinde yıl sonuna doğru ayrılıp kendi işimi kurmak gibi veya ki gerçekleşen süreç bir liseden, bir üniversiteden iki arkadaşımla mevcut firmalarını daha da büyüterek kurumsal bir firma haline getirdik. Bir sermaye birlikteliği, bir ortaklık gerçekleştirdik. Dolayısıyla eğer bir gün siyaset yapacaksam Tayyip Erdoğan parti kurarsa onun partisinden siyaset yapmayı arzu ederim demiştim. Bu birincisi. 1999 senesinde yine aynı şirkette çalışırken sene sonu değerlendirme toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman yasaklıydı. Sene sonu toplantısında yönetim kurulu başkanımız, 13 şirket yöneticisi vardı. Reklam müdürü, satın alma müdürü, muhasebe müdürü, ben de pazarlama müdürü olarak oturuyorum. Dedi ki herkes şirketle alakalı ve özeldeki hedeflerini söyler mi? Ben özel hedefim olarak ben bir gün Tayyip Erdoğan siyaset yaparsa onun partisinden İnegöl Belediye Başkanı olmayı çok arzu ederim dediğimi çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bunu beni yakından tanıyanlar iyi bilirler yani. Kaderi ilahi ben AK Parti'nin Kasım 2001'de yönetim kurulu üyesi oldum. 25-26 ay sonra da İnegöl Belediye Başkan adayı oldum. 9 aday adayıydık AK Parti'de. Tamamen bana parti yönetimi istifa et, aday olacaksın. Çünkü yönetim kurulundan ve memuriyetten istifa etmek gerekiyor. Ya. Ben baştan yönetim kurulundan ayrılmak istemedim. Çok güzel bir ortamımız var. Benim yaşım genç. Bana sıra gelmez gibi bakış açısıyla dediler sen denir misin yani et istifa ve gereğini yap bugünkü milletvekilimiz ve ilçe başkanımız. Nihayetinde ilk mikrofonu elime aldığımda inanın elim titriyordu böyle yani. 30'lu yaşlar tabii o zaman. Tabii 31-32 yaşındayım. Allah nasip etti önce aday sonra da seçilerek belediye başkanı oldum. Önceki başkanımızla bir yarım saat konuşmuştuk ayaküstü. Ben belediyenin önünden geçmiş bir adam değilim. Emlak vergilerini falan bile muhasebeci arkadaşlar götürüyorlardı yani. Belki tam girmişimdir ama yani böyle bir imar, bir teknik konuyla alakalı, zabıta ve benzeri konuyla. Sokaktaki bir kişi ne kadar haberdarsa o kadar belki. Hiçbir münasebetim olmadı. Yani inşaat sektöründe de olmadığım için o zaman. Nihayetinde 2001 Nisan 2004'te başlayan bu süreçte küçük bir hatıram var. Ben onunla da açıkçası bunu anlatmak istiyorum. O günkü kaymakamımız daha sonradan farklı illerde valilik de yaptı. Şu an merkez valimiz Sayın Erdoğan Bektaş, kulakları çınlasın. İlçe başkanımız, kalabalık meclis üyeleri, vatandaşlar, coşkulu böyle 1500 kişi var belediyenin önünde. Kısa bir konuşmayla önceki başkanımızdan, rahmetli Hikmet Başkan'dan mührü ve rozeti devraldım. Yukarı çıktık, 30-40 kişi bir çay kahve içtik. Ondan sonra herkes gitti, kapı kapalı. Oturdum, masa bomboş çünkü belediye başkanı değişmiş. Etrafa bakıyorum, ben burada ne yapacağım ve telefon çaldı. Tüm samimiyetimle, çıplaklığıyla olayı anlatıyorum. Özel kalemimiz Pınar Hanım dedi ki, başkanım dedi, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir amcamız arıyor fakat yaşlı bir amca kulakları duymuyor sanırım, bağırarak konuşursan iyi olur dedi. Bağladı. Efendim adresi verdi. Şu an caddesine, sokak numarası, kapı numarasına kadar hatırlıyorum. Dedi ki reis bey bizim 13 yıldır dedi bir kanalizasyon problemimiz var. Benden önceki başkanımız ve ondan önceki başkan. İçimden dedim ya bunlarla halledemedin amca bana mı geldi sırada ama içimden söylüyorum bunu. Adresi aldım, kapattım telefonu. Pınar Hanım'ı çağırdım. Pınar Hanım dedim bu işe hangi birim bakar dedim. Yanlış anlamayın ben şu an 4 dönemdir belediye başkanıyım. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok konferanslara gidiyorum. Yerel yönetimlerle alakalı söyleşilere katılıyorum. Ya bu işin okulu yok ki süreciyle alakalı. Pınar Hanım'a da tabii tuhaf geldi bu durum ve dedi ki fen işleri bakar dedi bu işe. Çünkü farklı şehirlerde farklı birimler bakıyor. Evet. Su idaresi şimdi mesela şu an hepsi büyükşehir çatısı altında. O zaman ilçeydi, müstakil bir ilçeydik biz. Büyükşehir'e bağlı değildik. Fen işleri müdürümüze şu dedi. Benim tanıdığım 4 tane bürokrat yoktu İnegöl Belediyesi'nde. Ama şükürler olsun geldiğimiz noktada işte... O gün amcanın iş halli oldu herhalde ya da... Tabii. Ya onu halledip konuyu zaten çözmek zorundaydım. Hatta şöyle de bir şey dedim. Ya beni devamlı böyle arayacaklar mı Pınar Hanım telefonu? Yani. Herkes böyle yok dedi başkanım aşağıda dedi.
bir müracaat ki sonra bir hizmet masası oluşturduk. O hizmet masası marifet işte beyaz masa farklı şehirlerde farklı isimlerle oluyor. Şükürler olsun işi bir plan dahil hallettik. 42% oy oranıyla başladığımız bu serüveninde Allah'a şükür olsun 70'lere kadar çıkardık yani. Evet, bu da tabii bir siyasetçi açısından aslında siyasetçinin alkışı bu oluyor değil mi anladığım kadarıyla? Yani evet ben çok net samimi söyleyeyim. Bu iş parası için yapılacak bir iş değil. Rahat için yapılacak bir iş de değil. Ben hiç bir yurt dışı seyahatim 4 günden fazla olmaz benim. Sadece 2019'da izin alarak hacca gittim 12 gün. Onun haricinde 3 gün 4 gündür. Ama orada da herhalde fazla. Telefonla sürekli bir trafik olmuştur. Tabii yani. Canım yani 24 saat telefonum açıktır benim. Bana çok ben en rahat ulaşılan benim. Hiç kapattınız mı yakın zamanda telefonunuzu kapattınız mı hiç? Yani? Uçak falan hariç yani. Yok hiç kapatmadım. Bir kere bataryam bitmişti bir 20 dakika sonra falan. O esnada da şey yoktu. 20 dakika falan. Şimdi mesela şu an programdayız. Yani arkadaşlar telefonlara bakıyor ve notlar alıyor. Muhakkak sürekli o telefonlar alır. Vallahi herkes öyle. Bilir ki Ali Raktaş daha sonradan döner. Ha mesela anında halledilmesi gereken bir konu. Arkadaşlarımız ilgili birimi ararlar. Beyefendi şey yaparlar. Ona teşekkürünü iletir. Daha sonra ben onu WhatsApp'ta teşekkür olarak görürüm ama. Evet. Başkanım sağ olun. Ben aradım arkadaşları. İlgilenmişler konuyu hallettiler falan diye yani. Tabii 2019 sonrasında sizin başka bir sorumluluğunuz daha oldu. AK Parti'nin en büyük şehri oldunuz siz. Diğer İstanbul, Ankara ve Antalya gibi yerler kaybedilince Bursa AK Parti'nin şu an en büyük şehir belediyesi ve siz de bunun başkanısınız. Bu psikolojik olarak tabii zor bir durum yani. Sorumluluğunuz çok fazla. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Ya şimdi ben keşke Türkiye'nin en büyük nüfuslu AK Partili belediye başkanı olmasaydım. Bunu genel merkezdeki toplantılarda da söyledim. Ama bu bize bir misyon yükledi. Yerel dinamiklerde de yükledi. Çünkü her şeyi yazarken burada basın mensupları da veya kamuoyu da iş alemi de gündeme getirirken biz AK Parti'nin en büyük nüfuslu belediyesiyiz kardeşim. Veya bununla alakalı gereğinin yapılması gerekir moduyla olaya yaklaşıyor. Dışarıdaki yansımayla da bu bir fotoğraf. Bakın şu 3 yıllık süreci inceleyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkında en çok konuştuğu belediye başkanı benimdir yani. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3-4 tane katıldığı televizyon programında Bursa içimde bir yaradır sözü çok anlamlı ve manidardır. Ve açıkçası algıyla buna dair örnekler de verebilirim. Yaptıkları bir sürü çalışma da var bununla alakalı. Tabii şunu unutmamak lazım. AK Parti yerel yönetimlerde gösterdiği başarıyla ortaya çıkmış bir partidir. AK Parti bir yerel yönetim partisidir. Tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te o suyu olmayan, çöp dağları içerisinde olan, doğru dürüst yolu belli olmayan, vizyon bir tane projesi olmayan, yolsuzluklarla alınan İstanbul Belediyesi'nde ki o gün hem de iktidar partisine mensup bir belediye başkanı olmamasına rağmen türlü türlü kısıtlamalara, yurt dışı yasaklarına ve benzeri konulara rağmen sadece 3,5 yıl yaptığı belediye başkanlığında malum okuduğu şiirden dolayı hapse girmişti. Bana göre Türk siyaset tarihinde yeni bir sayfanın açılmasına sebep oldu. Bizim motivasyonumuzun temelini de bu oluşturuyor. Ben onu özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti'yi 2001 yılında kurulmuş bir parti değil, AK Parti'yi 1994 senesinde hatta önceki süreçlerde temelleri atılmış bir parti olarak algılamak gerektiğini de ben acizane kendi arkadaşlarıma da ifade ediyorum. Ben bugün çok rahatlıkla söylerim, pek çok projemizi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler taklit ediyorlar. Hatta bunu da genel başkanların marifetiyle bir ilk diye lanse ediyorlar. Bir ilk diye lanse ediyorlar. Ben bundan rahatsız değilim. Şunu aksine memnuniyet duyuyorum. Taklit edilmek güzel bir şey. AK Parti bir yerel yönetim hareketidir. Yerel yöneticilikte efsane olmuş, İstanbul gibi bir metropolü ayağa kaldırmış bir başkanın lideri olduğu bir partidir. Dolayısıyla ben bu anlamda bizim en büyük sermayemizin bu olduğunu düşünüyorum ve bu psikolojiyle aldığım bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum açıkçası. Siz bugün bu pencereden baktığınızda 2023'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Adem Bey çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Önce şunu ifade edeyim. Seçimler zordur. Seçim gayret ister, emek ister. 2001 30 Kasım'da İnegöl ilçe yöneticisi olmuş, en genç yönetim kurulu üyesi olarak, 30 yaşında yönetim kurulu üyesi olmuş birisi olarak şunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm söylemlerine bakın bu seçim çok önemlidir der. Bazı arkadaşlarımız, belki vatandaşlarımız, ya bu insanlara gaz vermek için, heyecan vermek için söylenmiş bir söylem gibi düşünebilir insanlar. Ama her seçimin ayrı bir özelliği var. Tabii 2023 seçimlerinin... Ve her seçimin ayrı bir zorluğu var. Tabii zorluğu var. Unutmamak lazım. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı, 2023 21 yılını iktidarda doldurmuş bir siyasi partinin seçimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin önemli bir seçimi. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım ya, rahmetli Atatürk bile bu ülkede 15 sene iktidar olmuş, ömrü yetmemiş yani. AK Parti mesela Süleyman Demirel için 40 sene denir. Süleyman Demirel 5 sene üst üste başbakanlık yapmadı ki. Gitti geldi vesilelerle, işte ihtilaller veya farklı konularla görevden oldu. Bakın 20-21
21 yıldır kesintisiz iktidar olmanın sorumluluğu var. Yapılanlar var, beklentiler var. 2001 senesinde dönemin başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan'dı. Eğer bu ay 1,5 milyar dolar bize para gelmezse IMF'den işçi ve memur maaşlarını dağıtamayız dediğini bu millet biliyor ya. O maaşların geciktirildiği o tarihi bu millet biliyor. Allah'a hamdolsun bugün 3600 ek göstergeyi de sağlayan, evet son dönemde oluşmuş bazı sıkıntılı süreçlere rağmen vatandaşına sağlıkta, eğitimde, altyapıda, ulaşımda birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirmiş, hayal gibi gözüken. Rahmetli Erbakan Hoca'nın o gün Refah Partililere verdiği bir şey var. Sosyal medyada da veya basında da daha önce işlendi. Yani Avrasya deniyor. Osman Gazi, isim belki başka söyleniyor. Osman Gazi Köprüsü ifade ediliyor. Üçüncü köprü ifade ediliyor. Otobanlar bilmem kaç kilometre yeni otoban ifade ediliyor. Allah'a hamdolsun. Bugün bunların hepsi gerçekleşti. Ha tabii bitti mi? Zaten AK Parti bunları bitirmeyen bir parti. AK Parti yeni hedefler koyan bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhakkak ulaşmak istediğimiz başka noktalar var yani. Dolayısıyla ben kapı kapı gezip bu heyecanımızı, bu gayretimizi ortaya koyacağımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bu noktada bir tereddütü yok. Samimiyetimle söylüyorum bak. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni keremiyle bu millet bizi şaşırtmayacak ve ilk seçimde, ilk turda seçilecek. İki cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı bu sistemle diyelim. Gerçi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2018'den itibaren ama seçimle cumhurbaşkanı daha önce meclisten seçiliyordu. 2015 ve 2018. Birisi 51 küsür, biri 52 küsürdü. Ben çok daha rahat bir şekilde bu seçimin kazanılacağını düşünüyorum. Çünkü aday kim olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında ben vatandaşımızın bir kuyumcu terazisi hassasiyetinde bunları ölçeceğine inanıyorum. Kısa vadeli kızgınlıklar, o anki içinde bulunan ekonomik konjonktür düşünülebilir. Yani şu an yapılan çalışmalar da var. Bunların neticeleri de alınacak nihayetinde. Ben seçim sattım hali ki özellikle oy vermek isteyen vatandaş için en önemli süreçtir o. Vatandaşımızın bu 20-21 yıllık süreçte yapılan her şeyi bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle gözünden geçirip o şekilde sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Adayın kim olduğu için karşı taraf tartışıyor zaten. O mu olsun, bu mu olsun, altılı masa, yedili masa, dışarıdan destek veren, içeriden yapanlar. Ama bize düşen anlatmak, ifade etmek, sabırla dinlemek, sahada olmak, ısrarla sahada olmak. Biz Allah'a şükür sahadayız ya. Onlar sadece eleştiri, basın, kamuoyu veya sosyal mecralar aracılığıyla eleştiriden başka hiçbir şey yapmıyorlar yani. İnsanlar Tayyip Erdoğan niye bu kadar sevdiler? Yani Tayyip Erdoğan'ı halka bu kadar sevdiren şey neydi? Sayın Cumhurbaşkanımızı 1997 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken İnegöl'deki bir hatta fuarda o fuar binası yapmak da Allah'a hamdolsun bize nasip oldu 24.500 metrekare. Fuar o gün yeni yapılan bir belediye ek hizmet binası vardı. Geçici olarak daha bina faaliyete geçmemişti orada yapılmıştı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı uzaktan gördüm. Benim için Recep Tayyip Erdoğan bu milletin kendisi. Bu millet kendisini Recep Tayyip Erdoğan'da buluyor ya. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu ya. Recep Tayyip Erdoğan bir amca. Recep Tayyip Erdoğan bir baba. Recep Tayyip Erdoğan vizyoner bir lider. Recep Tayyip Erdoğan mazlumun yanında yer alan birisi. Bakın eşim bir gün bu malum AK Parti'den ayrılarak parti kurulan bazı isimlerle alakalı normalde hiçbir aktif siyasi görevi falan yok. Hatta çok da fazla bu işlerin içinde bulunmaz diyeyim ben. Dedi ki ya bir gün eğer dedi Tayyip Erdoğan'ı yanlış yaparsan, AK Parti'ye yanlış yaparsan sana dedi hakkımı helal etmem. Dedim Allah benim öyle bir şeyle asla imtihan etmesin. Asla böyle bir şey olmayacak. Bakın Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu milletin standartlarını yükseltmek için elinden gelen bütün gayreti ortaya koydu ya. Bütün gayreti ortaya koydu. Yalanla, algıyla asla değil. Recep Tayyip Erdoğan yaptığını da yapamadığını da açık net söyleyecek kadar çok rahat bir insan ya. Bana göre millet bundan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Recep Tayyip Erdoğan bundan dolayı karşılık buluyor. Bakın AK Parti'nin üzerinde oylar aldı Recep Tayyip Erdoğan mesela. Cumhurbaşkanlığı seçimde. Ben az önce de ifade ederken Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında aday kim olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle ben Cumhur İttifakı'nda güç birliği içerisinde ben Allah'ın izniyle önceki iki seçime göre oy oranı olarak daha fazla yüksek oyla hem de birinci turda kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Sayın Erdoğan anlatırken yanında siz de bayağı bir moda girdiniz. Öyle derler ya moda girdiniz diye. Benim Recep Tayyip Erdoğan'la bağım belediye başkanlığı süreciyle başlamadı. Benim Recep Tayyip Erdoğan'la bağım vallahi böyle herhalde bir aramızda 40-50 metre vardı. Etrafı kalabalıktı. Benim siyasi bir görevim de yoktu. 1997 senesinde yani bundan tam 25 yıl önce ben o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı gördüm yani. Dolayısıyla bağım aslında o gün başladı. Yani duyuyordum işte İstanbul'da o çöp dağlarının kalkması, o imkansızlıklara rağmen ıstırancı dağlarının
dağlarından getirilen sular, o gün imkansız gibi gözüken konuların halledilmesi, yeni bulvarlar, yeni köprüler, yeni kavşaklar. İstanbul'da her geçen, ben pazarlama kökenliyim ya, 1994 senesinden beri İstanbul'a giden bir insanım. Ya, otel odalarında biz sabahlara kadar su olmadığı günleri biliyoruz. Tam ya. Burada bir soru sorabilir miyim size? Şimdi Bursa'dan İstanbul'a gitmek tabii ki sonuç olarak gidiliyordu elbette ki, ama Körfez'i dolaşmanız gerekiyordu veya farklı yollar kullanmanız gerekiyordu. Şu anda Osman Gazi Köprüsü yapıldı. Bir de İzmir Otobanı hizmete açıldı. Bu Bursa'daki vatandaşların konforunu ve insanların Bursa'ya gelmesini rasyonel olarak artırdı mı? Artırmaz Madem Bey. Biz İstanbul'dan müthiş günlük veya konaklamalı turist alıyoruz şu an. İstanbul'dan Bursa'ya gelmek Anadolu yakasından 1 saat, Avrupa yakasından 1,5 saat. Ben birkaç gün önce ödül törenine gittim. Katıldığım ödül töreninde Şişli'ye tarihi belediye binasından 1,5 saatte girdim. Hem de akşam trafiğinde, akşam 6'da 7'de yani. Evet. Şunu ifade edeyim, normal hız limitleri içerisinde 1,5 saatte. Osman Gazi Köprüsü, Budo, İdo, yani Budo bizim tarafımızdan sağlanan. İşte BB Baslar. Havaalanlarına hem İGA'ya hem Sabiha Gökçen'e giden o kadar çok alternatif ulaşım şeyleri var ki. İzmir'e buradan 2 saatte gidiyorsunuz ya. İzmir'e 2 saatte gidiyorsunuz. Bunlar hayal gibi şeylerdi. İstanbul'a Bursa'dan asla günlük program yapamazdınız. Yalova yolunda süpürgelikte takılırdınız bir kamyonun arkasına. Bursa, İstanbul en az 5-5,5 saat. 5-5,5 saate geleceksiniz. Gün içerisinde ne yapacaksınız? Dolayısıyla İstanbul'a gittiğinizde muhakkak bir akşam veya iki akşam kalmak zorundaydınız. Şu an İstanbul'a öğleden sonra gidip işinizi halletip akşamüstü dönüyorsunuz ya. Şimdi bir soru soracağım. Bunun iki farklı cevabı olacak. Ben sizi son 6-7 aydır hem şehrinizle ilgili hem de ülkedeki önemli gelişmelerle ilgili konuların içerisinde mutlaka yorumlarınızı görüyorum. Bunu değerli de buluyorum. Sonuç olarak siz bugün 3 milyon üzerinde vatandaşın yaşadığı, sanayi ve turizmle ilgili de önemli bir yere sahip olan büyük şehrin belediye başkanısınız, Bursa'nın. Gazetecilerle buluşuyorsunuz, televizyonlara çıkıyorsunuz. Eşinizden bir geri dönüş alıyor musunuz eleştiri anlamında? Ya şurada çok iyiydi aslında performansın, şurada biraz daha iyi olabilirdin gibi. Çünkü bence bu çok önemlidir diye düşünüyorum. İkincisi, çok fazla konuşulmak, çok fazla ekran önünde olmak ya da sorulara çok fazla cevap vermek zaman zaman eleştirileri de beraberinde getirebilir. Bir siyasetçi olarak eleştiriye açık bir isim misiniz? Ya eşim eğer programı izlediyse muhakkak kanaatlerini söyler. Yani kravatın renginden konuşmadaki bir araya kadar. Yani nihayetinde o da üniversite mezunu, bir öngörüsü var. Aktif siyaset yapmıyor ama. Evet. Yani şimdi ama genel anlamda böyle o işin biraz daha farklı bir kanadını ikame ettiği için çocuklarla, ev ortamıyla, evin ihtiyaçlarıyla alakalı çok fazla bu noktada şey olmaz ama muhakkak surette ya bir açılıştaki bir konuşma da olsa ifade eder. Yani şurada şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibi. Eleştiriye açık mısınız dediniz. Yani ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ciddi bir süredir bu işi icra eden birisi olarak. Ben eleştiriye açık birisiyim. Samimi, gerçekten şehrin menfaatine olan bir konuyu can kulağıyla dinlerim. Ama tamamen iftirayla, amacı gerçekten şehre veya bana değer katmak değil de tamamen karalamak olan konularla alakalı duymuyorum. Yani önemsemiyorum o bakış açısı. Ya benim bir vatandaş olarak merak ettiğim bir soru var. Siz de mevkidaş olarak aslında hemen hemen aynı noktadasınız. Sonuçta sizlerin de otobüsleri var. İstanbul'un ve Ankara'nın da otobüsleri var. Bunların bakımları oluyor falan. Orada herhalde sizin ulaşım daireniz takip ediyor. İstanbul'da da İstanbul Ulaşım Dairesi takip ediyor. Ya, uzun zamandır İstanbul'da otobüs arızaları görüyoruz. Belki cevap vermek de istemeyebilirsiniz. Saygı duyarım ama bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ya biz sürekli böyle bir yanan otobüsler, duman çıkan otobüsler, arızalan otobüsler. İttirilmeye çalışılan otobüsler. Görüyoruz yani. Kar yağınca patinaj yapan otobüsler. Bu otobüsler niçin bu kadar arıza yapar? Şimdi Adem Bey şunu söyleyeyim. Belediye yaşayan bir organizma. 7/24 yaşayan bir organizma. Bizim 7/24 hizmet veren birimlerimiz var. Bir zabıta birimi, bir itfaiye birimi, afet birimi. Bunlar 7/24 hizmet veren birimler yani. Evet belki sabah 8, akşam 5, pazartesiden cumaya kadar hizmet veren birimlerimiz var ama. Ya bir kere... Devamlı çalışan birimler, devamlı çalışan makine ekipmanlar ve devamlı çalışan organizmalarda takdir edersiniz ki zaman içerisinde bir eskime ve bir yıpranma oluyor. Şu da bir vaka. Bütün büyük şehirler dünyada da Türkiye'de de ulaşımı konuşuyor. Otobüs, raylı sistem, otopark yeri, yolların genişliği, darlığı, ücretleri, efendime söyleyeyim şehrin büyüklüğüne göre bunların daha verimli, rentable hale getirilmesi. Yani ulaşım ve trafik başlığı altındaki konuları konuşuyorlar. İstanbul 15 milyon nüfuslu, Ankara 6,5 milyon nüfuslu, Bursa'da 3 milyon 150 bin nüfuslu. Dolayısıyla bu yapı içerisinde ele aldığınızda Bursa Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük bir şehir. 3 milyon 150 bin nüfusu, 10.800 kilometre kare bir şehir. Hollanda 11 milyon zaten tabii. Şu anda. 1500 otobüsümüz var, bize ait özel halk otobüsleriyle beraber. Şu an son katılan 9,5 kilometrelik hatla beraber 56,5 kilometre raylı sistem hattımız var. Onun üzerine 6,5 ve 1,5 daha geliyor.
Yani yaklaşık 68-70 kilometrelik bir raylı sistem hattına da bu vesileyle kavuşmuş olacağız. Beraberinde BB baslardan bahsettim. İki havaalanına hizmet, hatta üç havaalanına, kendi Yenişehir Havaalanımıza da hizmet veriyor. İDO'dan, BUDO'dan bahsettim. Dolayısıyla bunlar içerisinde ilçelerle bağlantılı otobüslerimiz var. Yani uzak ilçelere hizmet veren. Ya bu organizmanın devamlı kontrol edilmesi gerekiyor. Ya bunu yönetecek bir ekip lazım, ekip. Eğer buna fokuslanırsanız, yani kullanılan şey eskiyor ve yaşlanıyor, takdir edersiniz. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. 5.6 yaş ortalamamız. Biz Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en genç filolarından bir tanesiyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Allah yapısı değil, kul yapısı ya. Muhakkak eksiklikler olabilir. Olmaz mı canım? Trafik kazası da olabilir, yangın da olabilir. Allah göstermesin, otobüs yolda da kalabilir, itlenmek zorunda da kalabilir. Ama bakın, bu olayların sıkılığı, bu olayların kalitesizliği ister istemez bir şehirde yapılanı yapılmayanı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim ekibimiz çok iyi. Biz bunları devamlı revize ediyoruz. İster istemez bunlarla alakalı devamlı yeni açılımlar sağlamalıyız. Biz çok ciddi otobüs kattık filomuza. Ve biz eski araçlarımızdan devre dışı bırakıp, hatta onların da tadilatlarını, tamiratlarını yapıp, Türkiye'nin dört bir tarafındaki belediyelere işte öğrenci taşıması için, şehir içinde kullanım için araçlarımızdan gönderdik. Hala da gönderiyoruz. Yani burada mesele bu döngüyü rahat ve sağlıklı bir şekilde sağlayabilir. Yoksa ucuz ulaşım vaadinde buluşacaksınız. Ya bırak ucuzlatmayı, bunu daha da pahalandırırsın. Mazeret olarak da konuyu şeye atacaksınız. Ya ulaşım bir lüks değil ki, ulaşım bir zorunluluktur ya. Avrupa'nın hiçbir gelişmiş ülkesinde ulaşımdan para kazanmaz belediyeler. Ulaşımı kafa kafaya getirirseniz müthiş bir kârdır. Ha, bir miktar zararı bile büyük şehir olarak sübvanse edersiniz. Hı. Nasıl ki sosyal yardım yapıyoruz. Ulaşım asli bir ihtiyaçtır ya. İşte o yüzden Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk 5 büyükşehir arasında en ucuz ulaşımı sağlıyor. Şu an bu mevcut olarak öyle mi? Kesinlikle. Çok rahat. Rakamlar çok rahat incelenebilir. İstanbul'da 7,5 olan rakam bizde 5,25. Yani bütün bu şeyleri planladığınızda. Ya biz kazanıyor muysak? Yoo. Bize zarar ediyoruz ama sübvanse ediyoruz. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. 2 sene pandemi sürecinden geçtik. Zor bir süreçti. İnsanlar toplu taşımadan çok kaçtılar. Yasaklı günler vardı, kısıtlı günler vardı. Sadece sağlıkçılar vardı dışarıda, güvenlik güçleri vardı. Onlar da ücretsiz zaten taşınıyordu. Yasaklı günler hariç normal günlerde bile %11'e düştüğümüz günleri biliyorum. Ama bir tane otobüsü garaja çekmedik biz birileri gibi. Biz metroyu falan durdurmadık. Hatları seyreltmedik, yavaşlatmadık. Zarar ettik, sübvanse ettik. Ve ne oldu? Bursa o yılı, 2020 yılı için söylüyorum, 236 milyon zararla kapattı. Mersin CHP milletvekili geldi, buradaki CHP il başkanıyla beraber bizim Burulaş'ın, yani bu işi yapan şirketimiz Bursa Ulaşım AŞ'nin önünde basın açıklaması yaptı. Burulaş zarar ediyor. Aynı yıl İstanbul, Bursa'nın 5 katı olan İstanbul tam 11 katı zarar etti. 12 katı. 3 milyar zarar etti. Ya şimdi tabii ben bazı şeyleri gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum yani. Yani hamasi nutuklarla bu işlerin yapılması mümkün değil. Bence ulaşım asli bir görevdir. Bir belediyenin asli görevidir. Dolayısıyla da bunu çözecek formülleri geliştirmek, bu sistemi güncellemek, aracı güncellemek de o kurumun asli görevidir yani. Şu an orada yapılmıyor mu bunlar peki? Ben yapılmadığı için bu sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Yapılmıyor tabii. Şimdi tabii Türkiye'de birçok farklı siyasi partinin yerel yönetimlerde belediyeleri var. Ama tabii sahaya domine eden AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Siz röportajın en başında aslında AK Parti bir yerel yönetimler partisidir dediniz. Yani çok gücünü, doğru. Özellikle söylüyorum. Gücünü buradan alır ve buradan Ankara'ya yürür mesajıdır aslında bu. Sizle Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında ne fark var yerel yönetimlerde? Yani neyi farklı yapıyorsunuz? Ya dünyadaki en zor iş insan yönetmektir. Yani sonuçta hepsi etten ve kemikten, hisleri, istekleri olan, duyguları olan, tatmin düzeyi kişiden kişiye çok değişen bir varlık insan yani nihayetinde. Bir de şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın o özellikle 94'te başlattığı hamleyle o klasik belediyecilik anlayışı çok değişti. Artık kanalizasyon sizin asli göreviniz. Evet. Artık yol sizin asli göreviniz. Ulaşım sizin asli göreviniz. Yeşil alan bakımı asli göreviniz. Sosyal belediyecilik çok gelişti. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 mottosunda gönül belediyeciliği diye bir şeyden bahsetti. Belki birçok arkadaşımız, bizim partili arkadaşlarımız bile anlamadı. Ya bu çok önemli bir konuydu. Köprüyü kavşağı yaparsınız. Önemli olan gönüllere dokunmak. O zor zamanında, o en acılı zamanında o insanlarla beraber olmak. Onların gönüllerini hoş etmek. Bakın ben şunu ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem basına kapalı toplantılarda hem basına açık toplantılarda da hepsini ben göz önüne alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız
bize hep şunu ifade ediyor. Kimsenin düşünmediğini düşünmelisiniz. Belediyecilik beşikten mezara kadar ve o ara süreçte icra edilen iş ve işlemlerin tamamını kapsıyor. Sizler bir yerel yöneticisiniz. Sırça köşklerden bakmayın. Halkın içerisinde olun. Ben kendi ekip arkadaşlarımla bile bazen çok nikah kıyıyorsun diye eleştiri alıyorum. İnsan normal şartlar altında bir kere evlenir ya. Gidiyorum tabii. Çok önemli bir şey ya. Çok özel anı ya. Çok özel anı. Biz acı ve tatlıdaki sahiplenmeyi, özellikle acıdaki sahiplenmeyi unutmayan bir milletiz biz Türk milleti olarak. O cenazesinde zor zamanda bir telefon açmak, hatta mümkünse cenazesine katılmak veya vekilinizi yollamak, onun sırtını sıvazlamak, acısını paylaşmak ne kadar kıymetli ya. Şimdi bakın Bursa Kafkaslardan, Balkanlardan göçlerle oluşmuş bir şehir. Bursa, Artvin'den, Samsun'dan, Trabzon'dan, Türkiye'nin 80 vilayetinden, belirli vilayetler işte çok fazla ama Erzurum'dan, Muş'tan gelip insanların ya adam memleketinde defnedilmek istiyor. Tamam, hiç sorun yok. Bu da bizim geleneklerimiz arasında yer alıyor. Tabii canım ya. Örf-adet dediğimiz şeyler. Ben memleketime defnedilmek istiyorum de. Bursa'da günde Allah herkese hayırlı ömür versin, gecinden versin ama 50 ile 80 arasında cenaze oluyor. Bunlardan bir kısmı dışarı gitmek istiyor. Türk Hava Yolları ile anlaşmamız var. Cenaze ve cenazeyle beraber bir kişiyi biz karşılıyoruz. Ondan sonra bunun naklini de tamamen 400-450 kilometre mesafenin daha ötesine, yani Ankara ötesine diyelim. He. Biz oraya kadar karadan diğerini uçakla ulaşım imkanını sağlıyoruz. Ya bunu da ücretsiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Ya zor zaman, cenazeniz var, zaten acılısınız, panik haldesiniz. Size dokunan bir belediye. Velhasıl dedim ya, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o gönül belediyeciliği. İşte o her aşamada insanlara belirli formüller geliştirmek, insanların hayatını rahatlatan konular ortaya sunmak. Yani karton altı uygulaması yaptık Haziran 2020 senesinde. Tam 2 yıl oldu. Ya biz öyle klasik koli bırakan bir belediye değiliz artık. Karton altıda ailenin nüfusu güncel 12 bine kadar çıktık. Şu an güncel sayımız 8500 civarında. Aile gidip öyle kapısına birisi görüyor. Yok, karton altıyla alkol alamıyor, sigara alamıyor, tekel maddeleri alamıyor. Onun haricinde işte bir de para yerine geçmiyor. İstediği ürünü, ya küçük çocuğu varsa affedersin çocuk bezi alsın. Makarna lazımsa makarna alsın. Çünkü kolide klasik şeyler yapıyor. Sosyal yardımın modernize hali aslında. Tabii. Bence bunu bu 9 önemli. Ay sonra bence bu çok önemli bir şey ya. Yani. 9 ay sonra Ankara Belediyesi Türkiye'de bir ilk diye çıktı bunu uygulamayla alakalı. Biz 9 aydır uyguluyorduk. Yani bir de açıkçası işin algı boyutunu çok iyi şey yaptıkları için işte bakkal destek çeklerimiz bizim. Biz 2 yıldır bunu icra ediyoruz. Bizden 4 veya 5 ay sonra Halk Bakkal adı altında işin devamlılığı, rakamlar da ortada yok. Ben rakamları tek tek söylüyorum. 100 bin aile diyorum ben. Sosyal, işte özellikle pandemi sürecinde. İşte 100'er TL'lik 4 tane 400 TL'lik çek. Yani bunlar bize uygun, bize mahsus projeler. Ben şunu ifade edeyim. AK Partili bir belediye başkanı o doğumdan ölüme kadar olan süreç ve aradaki süreçleri dokunmak adına, halletmek ve çözmek adına bir gönül samimiyeti içerisinde elinden gelen bütün gayreti ortaya koyar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları aynen söylüyorum. Yapım işleri zaten yok. Ankara'da yağış oldu, durum ortada. İstanbul'da kar yağdı, durum ortada. İzmir'de, bakın İzmir'de iki kez üst üste yağış oldu. O İzmir'de insanlar perişan oldular resmen. Altyapıyla alakalı yapılan çalışma, çünkü bunların hepsi Buski'de de, İSKİ'de de, İSSU'da da, bunların hepsi açıklanıyor açıkçası tek tek. İzmir'deki su kanalı idaresinde de. Ve yapılan doğru dürüst bir yatırım yok. İşin yapım boyutunu zaten geçtim ama diğer boyutlarıyla alakalı da maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirmek, hükümetimizin icraatlarını eleştirmek ve bize para gelmiyor psikolojisiyle 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li toplanıp deklarasyon yayınlamaktan başka hiçbir şeyler yok. Buradan net bir şekilde ifade ediyorum. İstanbul'un nüfusu 15 milyon, bizim nüfusumuz 3 milyon 150 bin. İstanbul bizim 5 katımız. Gelirinin de 5 katı olması lazım değil mi? 8 katı. Neden diyeceksiniz? Türkiye'de maalesef bu konuda da bir yıllardır süre gelen bir sıkıntı var. Kişi başına pay, aldığımız vergi payı diye bir uygulama var biliyorsunuz. Evet. Şirket merkezlerimiz, yani üretim burada ama şirket merkezi İstanbul'da. Vergi payı dolayısıyla oraya gidiyor. İstanbul'da genelde toplandığı için. Bizde 17 tane organize sanayi bölgesi var. Yani şehirde istihdamla alakalı bir sıkıntı yok ama belediyenin geliriyle alakalı. 30 büyükşehir sıralandığında biz Türkiye'nin 4. büyükşehriyiz. Bizim gelirimiz kişi başına payda 18. sırada. Biz 18. sıradayız. İstanbul 2. Bir Kocaeli, Tüpraş'tan dolayı. 2 İstanbul, 3 Ankara, 4 İzmir. Dolayısıyla İstanbul Belediyesi'nin, Ankara Belediyesi'nin bize para gelmiyor demeye hakkı yok. Ankara Bursa'nın 2 katı ya. Bu da çok geliri 3 katı. Bu da çok bilinen bir şey değil sanki yani, değil mi? Ya aslında bu yani onlar tarafından biliniyor da onlar şu an bir şey üretmekten ziyade devlet bize, ben de bunları para haşa yaratmak Allah'a mahsus. Para yaratmıyorum yani. Ekstra hiçbir para geldi yok, onu söyleyeyim bak. Hiçbir para geldi yok. Biz proje sunuyoruz. Yani Avrupa Birliği projeleriyle, hibe kredilerle
veya efendime söyleyeyim eldeki kaynakları en verimli bir şekilde kullanmayla, yeni kaynaklar üretmeyle, yani ama bunları yapmak için takdir ederseniz ki şehrinize fokuslanmanız lazım. Şehirdeki paydaşlarla bunları paylaşıp istişare etmeniz, tartışmanız, hayata geçirmeniz lazım. Ya ben hiç dışarıda miting falan yapmadım, onu söyleyeyim yani Bursa Belediye Başkanı olarak. Şeyde kısa bir soru soracağım ama bunun cevabını kısa istiyorum. Sizin karla mücadeleniz sosyal medyadan çok takdir gördü yani Bursalı olmayan vatandaşlar tarafından da. Neyi farklı yaptınız? Tedbirleri iyi aldık. Olağanüstü hal ilan ettik. Dakika dakika gece gündüz uyumadı arkadaşlar. Takip ettik. Ekipler kurduk. Kar yağışı durdu. Bu sefer de kaldırımları temizlemek için 500 kişilik bir ekip saldık piyasaya. Biz anlık olayı takip ettik. Yani ilgili arkadaşlarımız, bakın ben işin şu kısmında değilim. Belediye başkanı o esnada neredeymiş? Belediye başkanı o esnada efendime söyleyeyim bir alkollü lokantadaymış veya bir toplantıdaymış. Olabilir canım ya, ben bilemem. O kendi özelindeki bir konudur. Yani mesele anında duruma vaziyet etmek. Sayın Valimiz, ben ilgili tüm işte jandarma komutanımızdan tutun da emniyet müdürümüze, DSİ'ye, karayollarına varana kadar bütün ekipler gecelerin 2'lerine 3'lerine kadar süreç takip ettiler. 6 kez sabaha kadar yolunu açtığımız kırsal mahalleler oldu. 700 tane kırsal mahallemiz var bizim ya. Biz 10.800 kilometre karelik bir şehiriz. İstanbul 5.300 kilometre kare. Ölçümü olarak çok büyük bir yer olduğunu biliyorum buranın. Yani İstanbul'un tabii İstanbul'un iki katı. 40 hane 50 hane. Önemli değil, 150 kişi yaşıyor. Ama açmak zorundasın yolu. Hasta var. 6 kez sabaha kadar açıyoruz. Ya sizi temin ederim Adem Bey, aynı kar Bursa'da da yağdı. Aynı kar Bursa'da da yağdı. Biz sadece zamanında doğru bir planlamayla gittik. Araç kiraladık dışarıdan. Ya olağanüstü bu durum. Bu senede veya her sene olan bir şey değil ki bu. Bu 5 senede bir olur, 10 senede bir olur. Orada inisiyatif almak herhalde biraz önem arz ediyor değil mi böyle dönemlerde? Tabii ama yani şehir lideri olmak veya şehrin sorunlarına ilgilenmek, şehrin sorunlarını kotarmak böyle olur kardeşim. Yani bunu kalkıp efendim mesela hamasi nutuklarla şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz demekle sorun çözülmez ki. O esnada değerli bu işler. Ondan sonra onun 5 katı araç alsanız ne olur ki? Hiçbir kıymet yok yani. Araç lazımken değerli yani. 2019 seçimleri Bursa'da çok böyle kıran kırana geçti. Hatta siz de bahsettiniz ya işte Sayın Kılıçdaroğlu'da Bursa içimde bir yaradır ifadesi vesaire. 2024'te Bursa'da muhtemelen yine kıran kırana bir seçim bizi bekliyor, bir yarış bizi bekliyor. Ne olur sonuçlar? Ya şimdi önce şunu ifade. Mutlaka her siyasetçi anket yaptırıyordur yani. Halkın memnuniyetine durur. Tabii tabii. Biz o günden 4-5 puan öndeyiz, onu söyleyeyim. Ben bu sahnelere aslında alışkın birisiyim. Ama şunu ifade edeyim. Ben 4 dönemdir belediye başkanıyım. Bundan sonraki sürecin ne olacağını bilemem. Son seçimde de belediye başkan adayı değildim. Zaten mevcut başkanlar aday olamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, parti büyüklerimizin değerlendirmesi neticesinde şahsımla alakalı adaylığa karar verildi. Nihayetinde ben de ekip arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, meclis üyesi adaylarımızla tabirinde ise sıkılmadık, el çalınmadık, kapı bırakmadık. Sabahlara kadar gezdim resmen yani. Sabah namazlarında başlayan süreç gece 2'lere 3'lere kadar devam ediyordu yani. 2-3 saat uykuyla. Derdimizi anlattık, heyecanımızı anlattık. Yengeyle tartıştınız mı o süreçte hiç? Ya artık açtık biz bunları. Açtık, 18 yıl olduğu için açtık. Çok zor bir şey yani, eş büyük bir fedakarlık gösteriyor. Tabii tabii. Çocuklar da şeydi. Bir de siz biraz sıradan bir belediye başkanı değilsiniz. Yani ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Çünkü ben bakıyorum, size böyle bir organize etme, sürekli bir takım kurma, takımı bir yere gönderme, onlara eşlik etme gibi bir durum da var yani. Yani şu var, ben yani 1.78 normal bir Türk erkeği bu yani. Ben normal biriyim yani. Evet, işimi çok iyi yaparım, takip ederim falan ama ben bir kişiyim ya. Bursa koskoca bir şehir. Ya 13 bin çalışanımız var, 8 tane iştirakimiz var, 2 tüzel kişiliğimiz var. Büyükşehir Belediyesi üst yapı, BUSKİ alt yapı. Bursa Su Kanalizasyon İdaresi. Bir sürü artma yatırımları var. Ya yeni 610 milyonluk ihale yaptık ya. 5 tane arıtma tesisiyle alakalı. Marmara Denizi'nde müsilaj olmaması adına ki biz Marmara'nın çeperindeki 7 ilden en iyi durumda olanıyız. %92'lerdeyiz biz. Bu arıtma bunları tesislerinin ne kadar önemli olduğunu da son dönemde anladık canım. Yani. Tabii canım. Yani bunu zamanla yaparsanız kıymetli değerli. O yüzden ben belediyeciliği 3 konuyla özetliyorum ki ona 4. bir P'yi de kattım. 3 P diyorum. Para, proje, personel. Bir kere bu işleri yapmak için para lazım. 4. P ne? Kaynaklarınızı doğru kullanmanız lazım. İkincisi projeler lazım. Yani önce şehir adına bir proje ortaya koyacaksınız. Onun parasını bulacaksınız. Ve bunu yapacak, takip edecek, ihalesinin yapılmasından, temelinin atılmasından, işin bitirilmesine, hatta lansmanının yapılmasına kadar ben 4. bir P daha kattım buna.
Bir de işin psikolojisi. Psikolojisini iyi yönetmek lazım. Evet. Verilecek bir psikoloji mezunu. Bizde sınırsız bir kaynak yok yani. Kaynaklar belli. Ama bunu şehrin menfaatleri doğrultusunda öncelikli olarak doğru bir şekilde kullanmayla alakalı ben bu işleri arkadaşlarımıza mihmandarlık yapmaya çalışıyorum. Belediye başkanı aynı zamanda bir protokol adamıdır. Kurdele keser, nikah kıyar, cenazeye gider, farklı bir törene katılır. Bir günde kaç tane psikoloji var değil mi ya? Bu psikoloji bence sonuncu P çok doğru bir şey yani. Yani eşim şunu diyordu hatta, yani seni çözemiyorum. Düğünde oynuyorsun, cenazede ağlıyorsun, hüzünleniyorsun falan böyle. Dedim ne yapmamı bekliyorsun, tam tersi yapılmaz ki. Yani düğünde oynanır, cenazede. Gece rüyanızda falan konuşur musunuz acaba? Ben siyasetçilerin o uyku şeylerini çok merak ederim. Yani. Çok yoğun. Onu tabii eşimden ve çocuklarından aldığım bilgi. İlk zamanlar çok tabii belediye konuşuyordum ama şimdi artık belediyeden başka bir şey olmadığı için hayatımda. Ya sonuç olarak belirli bir yaştasınız. Şöyle geriye doğru baktığınızda başardığınız birçok şey var. Başaramadığınız da birçok şey var. Hayalleriniz var. Ülke için güzel şeyler düşünüyorsunuz. Ben mesela sizi televizyonda izlerken en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi beni şu oluyor. Pozitif konuşuyorsunuz yani. Çünkü bizim şu an pozitif şeyler konuşan insanlara ihtiyacımız var. Olumsuzluklar mutlaka vardır. Eksikler mutlaka vardır. Olacaktır da bunlar tarih boyunca da hep olmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde de var. Ama ben umutlu olan ve pozitif konuşan insanları çok beğeniyorum ve özümsüyorum yani. Dolayısıyla bunun için size bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Bir oy vereniniz olmasam da Bursa'da yaşamasam da sonuç olarak ülkemizin böyle insanlara çok fazla ihtiyacı var. Peki Ali Nur Aktaş neyi başaramadı? Yani bir enstrüman çalmak istedi de başaramadı olabilir. Belki çok iyi bir otomobil kullanıcısı olmak istemiş ama olamadı. Enstrüman çalamam, şarkı söylerim, resim yapamam. Araba çok kullanamıyoruz ama yani araba kullanmayı ben de çok seviyorum açıkçası. Böyle kendi aracımla seyahat etmeyi. Mümkün olduğu da kullanmaya çalışırım. Mesela evden ilçedeyken bunu daha çok yapıyordum ama 5 parça şey lazımsa onu bir yerden almam. 5 ayrı yerden alırım. Esireyle selam veririm. Orada bir... Güzel taktik ya. Tabii. Bu bir siyasetçi taktiği midir? Sonradan mı geliştiriyor? Ya siyasetçi taktiği de... Ben bir yerel yöneticiyim ya. Hı. Yerel yönetici bir siyasi parti aracılığıyla seçilir ama herkesin belediye başkanıdır. Hı. Her kesimin belediye başkanıdır. Çok art niyetli, kötü, olumsuz bir şey olmuyor. Ben mesela burada çok uyumlu çalıştığımız siyasi partiler var burada ya. Yani arkadaşlar geliyorlar, anlatıyorlar, eleştiri, farklı istek, talep. Hepsini değerlendiriyorum tek tek. Ama iftirayla, efendime söyleyeyim, böyle algıyla, ben 4,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı 2 ay önce falan makamıma geldi. Burada işte 21 Mayıs tarihinde genel başkanlarının katılımıyla bir organizasyon gerçekleşecekti. Benden 2 talepte bulundular. 4'te yönetici geldi yanlarında, 5 kişi geldiler. Bir de Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı olup grup sözcüsü olan Büyükşehir'de bir arkadaşımız var, Osman Bey, bir abimiz, o geldi. Dediler ki bir o gün belirli saatlerde ulaşımı ücretsiz yapacağız. Ona bize toplu satışla alakalı yardımcı olur musunuz? Metroda toplu taşımayla alakalı o saatler aralığında. İkincisi de kullanmak istediğimiz billboardlar var. Her ikisi için de evet dedim, yani yardımcı olurum. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi müsaaden olsa ben dedim bir şeyler konuşmak istiyorum. Tabii dedi, buyurun. Dedim ya bak ne kadar medeni iki insan gibi konuşuyoruz. Keşke dedim bana Bursa'nın meseleleriyle alakalı daha önce gelseydiniz, konuşsaydınız. Ya bizim de eksikliğimiz dedi olabilir. Ama dedim siz daha 4 adaydınız dedim partinizde. 4 aday adayından biriydiniz. Yani ne benim hırsızlığımı bıraktın ne olsun. Bir tanışmışlığımız var mı önceden? Yok. Bak ne kadar güzel konuşuyoruz değil mi? Şehrin menfaatleri için. Ben açık söylüyorum. Kısa bir süre önce bu ortak akıldan dolayı, şehir strateji belgesinden dolayı da Türkiye'de ilk hazırlanan belediyeyiz biz. Ben ödül de aldım açıkçası. Ya ben ortak akla çok önem veren bir insanım. Ya belki Ali Nur Aktaş'ın sırlarından bir tanesi de o. Ama açıkçası ön yargıyla, iftirayla, çamur at izi kalsın mantığıyla yaklaşımları hiç tasvip etmiyorum. Ve asla da bu kesimle de muhatap olmuyorum, öyle söyleyeyim. Müzik ne dinlersiniz? Arabesk. Ben iyi bir Müslümcüyümdür. Tabii. Özellikle tabii lise, üniversite yıllarındayken dinlerdim. Ben sanat müziği de çok dinlerim. Arabesk müzik de dinlerim. Bunun yanında yabancı müzik de dinlerim. Bizim çok güzel festivallerimiz var. Ve o festivallerde çok önemli sanatçıları ağırlıyor Bursa. Bunların içerisinde yabancı sanatçılar da var. Efendim mesela bunların içerisinde yerli sanatçılar, türkücüler de var. Çünkü herkesin müzik, evrensel denen herkesin müzik anlayışı farklı. Her ihtiyacı tatmin edecek ama takdir edersiniz ki kural ve kaidelere uygun bir şekilde tabii. Kültürümüze, örfümüze uygun bir şekilde o ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz yani. Filmlerde mesela siz daha çok ne tarz filmler izlersiniz? Aksiyon, drama. Abi, beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben güncel filmlerin hepsini takip ederim. Özellikle yerli filmleri ve ailemle beraber izlerim. Belki de ailemle yaptığım en düzenli sosyal faaliyet sinema, onu söyleyebilirim. Hemen hemen her hafta sinemaya giderim yani. Bir de orada kendinizi, yani
bilinçaltınızı da bayağı bir dinlendiriyorsunuz yani. Bu çok kıymetli bir şey yani. O da var. En güzel buluşmalar da vatandaşla sinemada gerçekleşiyor. Çok şaşırıyorsun. Ailelerle çok sinemaya gelenler hemen var. Film arasında falan. Tabii tabii. Bol bol selfie çekiniyoruz. Çay kahve ikram ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Ayaküstü de böyle mahallede, caddede bir problem varsa o da soruyor. Onu da sıkıştırıyorlar araya. Araya sıkıştırılıyor da. Ama beraberinde de şey de var yani, gerçekten kafanızı dinlemek için de sinema ortamı. Çünkü 2 saat, 2,5 saat bir filme konsantre oluyorsunuz nihayetinde. Ama o esnada belki telefon falan da yani sessiz alın veya arkadaşlara veririm mesela. Takip edin. Bir de şey de var. Yani mesela beni uzaktan takip eden bir arkadaş olur. Yani ailemle, çocuklarımla beraber giderim oraya. Şey yapmam yani. Evet. Şimdi sosyal medya tabii hayatımızın her alanına girdi başkanım yani. Hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Artık o noktadayız. Siz kendinizi hangi mecraya daha yakın hissediyorsunuz? Şu bir vaka. Gençler Instagram'a, yani genel anlamda baktığımızda. Gençler Instagram'da. 30 yaş üzeri ta ki 55'li yaşlara kadar Twitter'da. 55 yaş üzeri Facebook'ta gibi. Şimdi ben biraz tabii Twitter neslinin, kuşağının modunda gibi gözüksem de ya her üçü de kıymetli mecra, ama özellikle Instagram'ın çok takip edildiğini biliyorum. Ya mesela çok ilginç olaylar yaşıyorum. Bir camiye gidiyorum. İkinci namaza girmişim geçen. Dur. Gidiyoruz camiye. Yani çıkarken 85 yaşındaki amcam, reis bey diyor, Facebook'tan diyor, hatta Facebook'tan diyor, sana diyor mesaj yazdım, cevap yazmadın bana diyor. Ki biz bunlara döngü de sağlarız normalde. Evet. Atlamışız. Yani artık sosyal medya hayatın bir gerçeği yani. Ve doğru bir şekilde kullanıldığında ben inanın çok faydalar sağlandığını da düşünüyorum yani. Yani bazen birçok şey anlatmaktan daha önemli kısacık bir film veya kısacık bir söz yani. Siz belediyenizin bu sosyal medya ekibiyle falan toplantılar yapar mısınız? O kolektif akla inanıyorum dediniz ya. Çünkü sizin, ben bakıyorum, çok başarılı içerikler çıkıyor oradan. Bunlar toplum tarafından da satın alınıyorlar yani. Çok ciddi izleme sayıları falan da görüyoruz bazen. Takip eder misiniz bunları? Ya muhakkak, ben işin uzmanı değilim. Ya bana kalsa çok net bir şey söyleyeyim. Ben hiç temel atma töreni yapmam. Hatta açılış bile yapmam. Yani. Evet, sadece belki bir kurdele kesip bir şey yapılabilir. Çok böyle sönük törenler yaparım yani. Ben özel sektörden geliyorum. Hala ticaretim var. Ama vatandaşa bunları anlatmak lazım. Göstermek lazım. Yani insanlar unutabiliyor. İnsanlar hatırlayamayabiliyor. Yani herkesin belki belediye çevresi belediyeyi takip ediyor ve siyaset belediyeyi takip ediyor ama dışarıdaki vatandaş için belediye işi düştüğü zaman önemli, lazım onun için. Evet. O yüzden de bu sadece bir hizmeti anlatmak için de değil. Yani bir konuyu uyarmak, ikaz etmek, yönlendirmekle alakalı. İşte o hareketten dolayı ulaşım o bölgede rahatlayacak misal yani. O yüzden de sosyal mecralar çok kıymetli diye düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımıza tabii ki güncel, böyle haftalık, aylık bazı değerlendirmeler yapıp nihayetinde konuyla alakalı ben de onlara istişare ediyorum yani. Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu. Birçok konuyu konuştuk. Hem sizinle ilgili merak ettiğim şeyler vardı, hem de siyaseten birçok konuyu konuştuk. Biz de işte ekip arkadaşlarımızla birlikte zaman zaman sizin gibi değerli isimlerle, zaman zaman siyasetin daha sert yaşandığı, daha sert, rüzgarın daha sert estiği noktalardaki isimlerle sohbetler ediyoruz. Ben bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.